Merhaba arkadaşlar. Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size iki şiş çok güzel harika bir bayan yelek modeli anlatacağım. Arkadaşım yelek başlamamızı söyledi. Böyle istediği bir model vardı. Ben de başladım. Sizinle de paylaşmak istedim arkadaşlar. Sizinle birlikte şöyle Nako Süper İnci ip kullanarak öreceğim. Ayrıyeten dediğim gibi başladığım modelde Angora iple başladım. Şiş olarak da 3 numara şiş kullanacağım. Modelimizden bahsedeyim. Modelimiz 21 ilmek ve katları artı 1 ilmek fazla atarsanız tam denk düşüyor. Başta ve sonda da kaç ilmek olmasını istiyorsanız o kadar fazla ilmek atarak başlayabilirsiniz. Evet, sizinle birlikte 2 desen başlayacağım arkadaşlar. 2 desen için şöyle ipimi kenara alayım. Evet, 2 desen için 45 ilmek atacağım. Şöyle tam detaylı anlatmak istiyorum. Size karmaşık gelebilir ama çok kolay arkadaşlar. Nerede ne yapacağınızı bir desen ördükten sonra hemen anlayacaksınız. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, şişimize 45 tane ilmek atalım. Modelimiz lastik istemiyor arkadaşlar. Lastik istemeyen bir model. Ama siz lastikle de uygulayabilirsiniz. Biz lastiksiz olarak başladık. Evet, ilmeklerimi atıp döneceğim. Evet, şişime 45 tane ilmeğimi attım. Şöyle çevirdim. Hazırlık olsun. Arka yüzdeyiz. O yüzden sırayla bütün ilmeklerimizi düz olarak örelim. Ön yüzde haroşa görüntüsü olsun. Evet, düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, düz örerek sırayı tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde modelin birinci sırasındayım. Şöyle diyeceğim arkadaşlar, birinci ön yüz sırasındayım. Arka yüzde her zaman tersleri ters, düzleri düz öreceğiz. O yüzden arka yüzü saymayacağım. Birinci ön yüz sıramız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak kestim. Evet. Bu şekilde. 5 tane ters. 1 2 3 4 5. 5 tersten sonra bir tane düz örüyorum. 4 tane ters. 1 2 3 4. 4 ters ördük, bir tane düz. 5 tane ters. 1 2 3 4 5. 5 ters ördüm. Sıradaki 2 ilmeğin şöyle ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, bir desenimi tamamladım. Şimdi ikinci desenime geçtim. Bir düz ördükten sonra bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 tane ters. 1 2 3 4 5. Bir tane düz. 4 tane ters. 1 2 3 4. Bir tane düz. 5 tane ters. 1 2 3 4 5. Sıradaki iki ilmeğin şöyle ikisini bir örmeden sağ şişimi alacağım ama ikincisinin yönünü çevirip alıyorum. Sonra sol şişimi aktarıp sağa doğru ikisini bir örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin birinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde dediğim gibi tersler ters, düzler düz olacak. Artırdığımız ilmekler de ters olarak örülecek. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Karşımda ters ilmek var. Ters örüyorum. Artırdığım ilmeği ters örüyorum. O eksiltme yaptığımız ilmeğimizi de ters örüyoruz. Karşında 5 düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 1
2, 3, 4, 5. Bir tane ters ilmeğim var, ters örüyorum. 4 tane düz ilmeğim, düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. Bir tane ters. 5 tane düz ilmeğim var, düz örüyorum. 2, 3, 4, 5. Ters ilmeğim var. Karşımda ters ördüm. Artırdığım ilmek ters. 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. 5 tane düz. 1, 2, 3, 4, 5. Sayılarını bildiğim için söylüyorum arkadaşlar. 5 tane düz diye. Yoksa 1 ters, 4 tane düz. 1 ters, 5 düz. Ön yüzden ters ördüklerimizi arka yüzden düz olarak arıyoruz. Ters örüyorum. 1, 2, 3 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka yüzünü tamamlamış oldum. Çevirdim. Ön yüzde ikinci ön yüz sırasındayız. İlmekten sonra 1, 2 tane düz ördüm. İkinci ön yüz. Kenar ilmekten sonra 2 düz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin bir düz, bir ters ilmeğim var. İkisini bir düz olarak örüyorum. 1, 2 ters örüyorum. 3, 4 tane ters, bir tane düz. 4 tane ters, yani tersi ters, düzü düz örüyorum. 4 ters, bir düz. Evet, şimdi 4 tane ters, 1, 2, 3, 4. Karşında bir ters, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, 3 tane düz. 1, 2, 3. Bir doladım, diğer desenime geçtim. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. Bir düz, 4 ters. 1, 2, 3, 4. Bir düz, 4 ters. 1, 2, 3, 4. Bir ters, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, 2 düz. Son kenar ilmeğimde düz örüp modelimin ikinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Arka yüzü birkaç sırada size göstereceğim arkadaşlar, tam anlayın diye. Kenar ilmekten sonra ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane ters ördüm kenar ilmekten sonra. Karşımda 4 tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 2, 3, 4. Bir ters, 4 tane düz. Gördüğüm gibi örüyorum. Artırdığım ilmeklerde ters olarak örülecek. Bir ters, 4 tane düz. 2, 3, 4. Ters örüyorum. 1, artırdığım ilmek ters. 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters ördüm. 4 tane düz. 1 ters. 4 tane düz. 1 ters. 4 tane düz. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4 ters ördüm. Son kenar ilmeğimde düz örüp arka yüzü tamamladım. Çevirdim. Modelimin 3. ön yüz sırasındayım. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3 tane düz ördüm. Bir doladım. Karşımda bir düz, bir ters ilmek var. İkisini bir düz olarak örüyorum. 3 tane ters. 1, 2, 3. Bir düz, 4 ters. Bir düz,
3 ters 1 2 3. Burada eksiltme yaptığımız için terslerimiz giderek azalıyor. Bir ters ilmek örmeden aldım. İkinci düz ilmeğin yönünü çevirip şöyle sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım, düz örüyorum. 1 2 3 4 5 tane düz ördüm, bir doladım. Düz ve ters ilmek ikisini bir düz olarak ördüm. 3 tane ters. 1 2 3 bir düz 4 ters. Bir düz 3 ters. Ortadaki 4 tersimiz sabit. Yanlar bir tane kalana kadar bu işlemi devam ettiriyoruz. Yani sağdan ve soldan eksiltme yapıyoruz. Evet. 3 tersten sonra karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. 3 tane düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 3. ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Evet, arka sıradayız. Yine aynı şekilde tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Kenar ilmek. Karşımda ters ilmeklerim var. 1 2 3 4. Eksiltme yaptığım ilmek de ters olarak örülüyor. 5. Karşımda 3 düzüm var. Düz örüyorum. Bir tersim var. Ters örüyorum. 4 tane düzüm var. Düz örüyorum. Bir ters. 3 düz. Ters ilmeklerim var karşımda. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane ters. Evet, 3 düz, 1 ters, 4 düz, 1 ters. Bu şekilde yani tersi ters, düzü düz örerek sırayı tamamlayalım. Evet, modelimin arka sırasını tamamladım. Çevirdim. Ön yüzde 4. ön yüz sırasındayım. 4. ön yüz sırasında olduğumu nasıl anlayacağım? Şöyle bakın. 3 tane ajur var. 1, 2, 3. Şimdi 4. yapıyoruz demek. Oradan da anlayabilirsiniz. Karıştırırsınız. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. 1. Kenar ilmekten sonra 1. 2. 3. 4 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak örüyorum. 2 tane ters. 1 tane düz. 4 tane ters. Bir düz. 2 tane ters. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Sağa doğru ikisini bir şöyle yönünü çevirip ikisini bir örüyorum. Bir doladım, düz örüyorum. Bir doladıktan sonra 2 3 4 5 6 7 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. 2 ters, 1 düz, 4 ters, 1 düz, 2 ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Düz olarak örüyorum. Bir doladım. Düz örüyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Son kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 4. ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Arka yüzde yine dediğim gibi tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Artık bilirsiniz. Evet, eksiltme yaptığımız ilmekler de ters olacak arka yüzde. Sırayı tamamlayalım. Evet, modelimin arka yüzünü tamamladım, çevirdim. Ön yüzde 5. ön yüz sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 1 2 3 4 5 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters, bir düz, 4 tane ters. Yani tersi ters, düzü düz örüyoruz. 4 tersten sonra bir düz, bir ters.
Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisine bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ördüm, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters, bir düz. 4 tane ters. Bir düz, bir ters. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimi de düz örüp sırayı tamamladım. 5. ön yüz sıramı tamamladım. Çevirdim. Evet, arka yüzde yine tersi ters, düzü düz olarak öreceğiz. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sıramı tamamladım, çevirdim. Şimdi bir değişiklik yapacağız arkadaşlar. Ne yaptık? Şöyle 5 tane ajur, yani 5 tane delik olana kadar şöyle burayı üçgen şeklinde kapattık. Ortadaki bir düz, 4 ters, bir düz sabit oldu. İki aşamalı diyelim. Şimdi şöyle şuradan tekrardan burada başladığımız gibi başlayacağız. Evet. Farklı bir şekilde ilerleyeceğiz. 5 tane olduktan sonra, evet, dediğim gibi 5 tane delik olduktan sonra şimdi buradaki yaptığımız gibi yapacağız. Yani 6. ön yüz sırasında farklı bir başlangıç yapacağız. Kenar ilmekten sonra bir tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bu şekilde. Ters örüyorum. Bir. Ne yaptım? Tekrar söyleyeceğim. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Bir ters ördüm. İkinci ters. 3, 4, 5 tane ters ördüm. 5 tersten sonra bakın burayı, bu iki düz ilmeği şöyle şu şekilde kapatacağız. Ama eksiltme yapmadan, yer değiştirerek yapacağız. Evet, eksiltmeden sonra 5 ters ördüm. Sıradaki bakın 2 ilmeği örmeden sağ şişimi alıyorum. Şöyle düz ilmeği önden sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ters ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Ters ilmeği arkadan öne aldım. 6. ilmeğim ters. Yani 6 tane ters örmüş olduk. Bir düz, 2 tane ters, 1, 2. 2 tersten sonra buradaki arkadaki düz ilmeği önden başa alacağız. Yine 2 ilmeğimi örmeden sağ şişimi aldım. Arkadan ters ilmeğimi, bakın baştaki ilmeğimi sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum önden. Bakın ikinci ilmeği, yani düz ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Bir düz ördüm. Sıradaki ilmeğimi de ters örüyorum. Evet. Ve ters örerek ilerliyorum. Bu birinci tersim. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ters ördüm. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, bir düz ördüm. Evet, bir desenimi tamamladım. Şimdi ikinci desenime geçeceğim. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. 5 tane ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 ters ördükten sonra karşımda bir düz, 4 ters, bir düz ilmek var. Bu düz ve ters ilmeğin yerini değiştiriyorum. İkisini örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki ilmeği, yani düz ilmeği sol şişime geçirdim önden. Sağ şişimi yavaşça çekip arkadan şöyle ters ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Bu ilmeği de ters örüyorum. Yani 6 tane ters örmüş oldum. Bir düz, düz ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2 ters,
Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeğimi şöyle bakın önden başa alıyorum. Ve düz ilmeğimi düz ördüm. Ters ilmeğimi ters örüyorum. Ters ilmeğimi sayıyorum yine. Bu 1'di. 2, 3, 4, 5, 6. 6 ters olduktan sonra sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Düz olarak ördüm. Bir doladım, bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 6. ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız sağ üst köşede 3 nokta var. Oradan hız ayarını yavaşlatabilirsiniz. Arka yüzdeyiz. Yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek ama bu sırada göstereyim size nasıl öreceğimi. Kenar ilmekten sonra karşında ters ilmeğim var. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Düz ilmeklerim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 düz ördüm. 1 tane ters. 2 tane düz. 1 tane ters. Gördüğüm gibi örüyorum. Düz ilmeklerim var. 2 tane 1. Pardon. 2, 3, 4, 5, 6 tane düz. Ters ilmeklerim var. 1, 2, 3, 4, 5 ters. 6 tane düz ilmeğim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ters. 2 düz. 1 ters. Şöyle ipim gelmedi. Düz ilmeklerim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ters ilmeklerim var. 1, 2, 3 ters. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin arka sırasını tamamladım. Çevirdim. 7. ön yüz sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. 1, 2 tane düz ördüm. Kenar ilmekten sonra 2 düz ördüm. 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir düz olarak ördüm. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Yine karşımda bir düz bir ters ilmek var. İkisini örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ters ilmeği yani ikinci ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Bu ilmeği ters örüyorum. 6 olmuş oldu. Bir düz. Buradaki iki ilmeğin de yönünü çevireceğim. Yerini değiştireceğim arkadaşlar. Düz ilmeği başa alacağım önden. Örmeden sağ şişimi aldım. Arkadan baştaki ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Düz ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Bir düz. Bir ters. Gördüğünüz gibi iki düz ilmek yan yana geldi. Ters örüyorum. 6 olacak. Yine 2, 3, 4, 5, 6 ters. Karşında bir ters bir düz ilmek var. İkincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım. 3 tane düz. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördükten sonra evet ters ilmeği öne alacağım. Arkadan öne alacağım. Şöyle ikisini örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki ilmeği sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ters ilmeğimi aldım. Sol şişime aktardım. Ters örüyorum. Evet 6. ilmeğimi de ters örmüş oldum. Bir tane düz ördüm. Karşımda bir ters bir düz ilmek var. Bunların da yerini değiştiriyorum. Düz ilmeği önden başa alıyorum ve bir düz ters ilmeğimi de ters örüyorum. 5 ters 1 yani onunla birlikte 6 olacak. Şöyle 3 diyelim. Düzden sonra 4 5 6.
Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, iki düz, kenar ilmek. Modelimin yedinci ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Evet, daha desenimiz açığa çıkmadı. Arka yüzden yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzden sırayı tamamladım, çevirdim ön yüzde. Modelimin 8. ön yüz sırasındayım. Yanlış söylemişim arkadaşlar, şimdi fark ettim. Arkalı önlü toplamda 20 sırada oluşuyor desenimiz. Çok özür dilerim. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örüyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, düz ördüm, 1 doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Karşımda 2 düz ilmeğim var. Bu 2 düz ilmeğin de yerini değiştireceğim arkadaşlar. Şöyle 2 ilmeği, bu 2 düz ilmeği örmeden sağ işimi aldım. Baştakini arkadan sol işime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekiyorum. İkinci ilmeği aldım, sol işime aktardım. Ve sırayla bu 2 ilmeği düz örüyorum. 1, 2. Şekli bu oldu. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5 tane ters ördüm. Karşında bir ters, bir düz ilmek var. Düz ilmeğin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, düz örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5 düzden sonra bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Karşında 2 düz ilmek var. İkisini örmeden sağ işimi aldım. İkinci ilmeği önden başa alacağım. Sol şimdi arkadan bakın birinci ilmeği geçirdim. Sağ işimi çekiyorum. Önden ikinci ilmeği aldım. Sol işimi aktardım. Sırayla bu iki ilmeği düz örüyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tersten sonra sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak ördüm. Bir doladım. 3 tane düz. 1, 2, 3. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 8. ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Artırdığımız ilmeklerde ters, kesme yaptığımız ilmeklerde ters olarak örülecek. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüzü tamamladım. Çevirdim ön yüzde. Modelimin 9. ön yüz sırasındayım. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Ters örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Evet, karşımda bir ters bir düz ilmek var. Bunların yerini değiştireceğim. İkisini örmeden sağ işimi aldım. Baştaki ilmeği bakın. Arkadan sol şişime geçirdim. Sağ şişimi yavaşça çekiyorum. Düz ilmeği aldım. Sol şişime aktardım. Düz ilmeğimi düz örüyorum. Ters ilmeğimi bakın. Sıradaki ilmeği ters örüyorum. İkinciyi ters ördüm. Karşımda yine bir düz bir ters ilmek var. İkisini örmeden sağ şişimi aldım. Baştaki ilmeği önden arkaya alacağız. Düz ilmeği bakın. Ön yüzden bakın. Bu şekilde düz ilmeğimi sol şişime geçirdim. Sağ işimi yavaşça çekiyorum. Arkadan ikinci ilmeği, yani ters ilmeği aldım. Sol işimi aktardım. Ve bunu ters örüyorum. Düz ilmeğimi de düz örüyorum. Evet, ortada iki tane ters ilmeğim oldu. Ters örüyorum. 1, 2, 3 tane ters ördüm. Sıradaki
İki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisine bir düz olarak örüyorum. Bir doladım, düz örerek ilerliyorum. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane düz ördüm, bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir örüyorum. Üç tane ters, bir, iki, üç. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeği önden başa alacağım. Bu şekilde bakın. Şöyle. Ve düz ilmeğimi düz ördüm. Diğer ilmeğimi ters ördüm. Karşımda yine bir düz bir ters ilmek var. Düz ilmeği önden arkaya alıyorum. Ters ilmeği de arkadan öne alıyorum. Ve ilkini ters, ikincisini düz örüyorum. 3 ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir düz olarak örüyorum. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4 tane düz. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 9. ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Çevirdim. Arka yüzde yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüz sırasını tamamladım, çevirdim. Modelimin 10. ön yüz sırasındayım. Son ön yüz sırası. İlk kenar ilmeğimi örmeden aldım. Düz örerek ilerliyorum. Kenar ilmekten sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters. Karşında bir ters bir düz ilmek var. Yine düz ilmeği önden başa alacağım bu şekilde. Bir düz, diğerini ters örüyorum. İki tane ters. Bir, iki. Ortada üç ters ilmeğim var. Karşında bir düz bir ters ilmek var. Düz ilmeği önden arkaya alıyorum. Ters ilmeği de arkadan öne alıyorum. Evet, ters ilmek ördüm, düz ilmeğimi de ördüm. Bakın ortada 4 tane ters ilmeğim oldu. Bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım, düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane düz ördüm, bir doladım. Sıradaki 2 ilmeğin ikisini bir örüyorum. Bir ters. Yine karşında bir ters bir düz ilmek var. Düz ilmeği önden başa alıyorum. Düz ilmeğimi ördüm, ters ilmeğimi de ördüm. İki ters ilmeğim daha var, onları da örüyorum. Yine karşında bir düz bir ters ilmek var. Düz ilmeği önden arkaya alıyorum. Ters ilmeği de arkadan öne alıyorum. İlk önce ters ilmeğimi ördüm. Sonra düz ilmeğimi ördüm. Ortada 4 tane ters ilmeğim oldu. Bir ters. Sıradaki 2 ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Düz örerek ilerliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmeğimi de düz örüp modelimin 10. ön yüz sırasını tamamlamış oldum. Arka yüzde yine tersler ters, düzler düz olarak örülecek. Evet, sırayı tamamlayalım. Evet, arka yüz sırasını tamamladım. Çevirdim ön yüzde. Birinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. Toplamda 20 sıra ördük. Şimdi birinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacağım. Şurada bakın, burada birinci ön yüz. Dikkat ederseniz yine 5 tane ajur sırası oldu. 1, 2, 3, 4, 5. Evet, ilk kenar ilmeğimi örmeden aldım.
Bir tane düz ördüm. Birinci örgü sırasında yaptığımız gibi, dediğim gibi arkadaşlar kusuruma bakmayın. Kenar ilmekten sonra bir düz ördüm. Bir doladım. Sıradaki iki ilmeğin ikisine bir düz olarak ördüm. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tersten sonra karşımda zaten bir tane düz ilmeğim var. Düz örüyorum. 4 tane ters. 1, 2, 3, 4. 1 tane düz. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Sıradaki iki ilmeğin ikincisinin yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Bir doladım. Bakın tam ortadakine denk geliyor, dikkat ettiyseniz. Bir düz ördüm. Bir doladım. Birinci desenimi tamamladım. İkinci desene geçtim. Sıradaki iki ilmeğin ikisini bir ördüm. 5 tane ters. 1, 2, 3, 4, 5. Bir düz, 4 tane ters. Modeli ben ezberlediysem eminim sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Böyle bakarak da ne yapacaksınız onu anlarsınız. 4 ters, 1 düz, 5 ters, 2, 3, 4, 5. Sıradaki iki ilmeğin ikincisini yönünü çevirip sağa doğru ikisini bir örüyorum. Artırma yapmayı unutmuyorum. Bir doladım, bir düz, kenar ilmek. Birinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yaptık. Şöyle bakın, 5 tane ajur olana kadar bu şekilde devam edeceğiz. Şurada bir ters kalacak. Sonra burada yaptığımız gibi arkadaşlar, tekrar burada 2 ilmekten sonra bir dola, bir eksilt, sonra ters örerek devam edeceğiz. Böyle bilirsiniz ikinci. Karıştırırsanız da tekrar videoyu geri alın arkadaşlar. Arka yüzde bilirsiniz, tersler ters, düzler düz. Ön yüzde bir sonraki sırada, ikinci ön yüz sırasında ne yaptıysak aynı işlemi yapacaksınız. Evet, kalın normal örgü ipiyle bu şekilde durdu. Angora iple denedim arkadaşlar. Şöyle 3 numara şiş kullandım. Ama siz örecekseniz 2,5 numara daha zarif, daha güzel durur diye düşünüyorum. Biz 2,5 numara, pardon, 3 numara şişle başladık. Şöyle modelimiz bu. Çok hoş. Burada kenar şöyle band olarak 3, 6, 9, 12, 13 ilmek yapmışız arkadaşlar. Böyle 3 desen 21, 21, 21. O şekilde artı 13. Artı bir de kenar ilmek. Böyle. Çok hoş, çok güzel. Muhteşem bir model gördüğünüz gibi. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Bunu 38 beden için başladık arkadaşlar. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride vermek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.